Merhaba sevgili teori takipçileri, Star Wars incelemelerine hoş geldiniz. Geçen hafta Padme'ye bir kez daha suikast girişimi yapıldı ve Obi-Wan senatörün odasının camından dışarı atladı. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama devam etmeden önce spoiler uyarısını yapayım. Bu incelemelerde ilk 6 filmde gerçekleşen herhangi bir şeyden bahsedebilirim. Filmleri izlemediyseniz bütün sürprizleri kaçıracağımdan emin olabilirsiniz. Uyarıya da yaptığıma göre başlayalım. En son suikastinin droidi tarafından senatörün odasına salınan zehirli yaratıkları sezen Jedi'larımız odaya dalmıştı. Anakin tehlikeyi bir tık daha önce sezmiş ve konuştuğumuz üzere zihninde onunla yarışa giren Obi-Wan kendisinin de sezdiğini belirtmek zorunda hissetmişti. Anakin önden gidip Padme'yi son anda kurtarınca geride kalmış hisseden Obi-Wan camdan atlayıp droide tutundu. Bunun sonucunda Attack of the Clones'daki ilk aksiyon sahnemize dalmış bulunmaktayız. Ve bütün o gökdelenlerin araçların arasında hızla ilerlerken baş döndürücü bir ışık ve renk cümbüşünü atlıyoruz. Şimdi öncelikle sahneyi teknik açıdan konuşalım istiyorum. Çünkü önceden söylediğim gibi Attack of the Clones'un arka planı nasıl yapıldığı ve hangi teknolojilerin kullanıldığı filmin kendisini de yansıtıyor. Ve bu sahne için bir videomuz var. Maketleri nasıl hazırladıklarını, şehrin nasıl gözükmesi gerektiğini, kareografiyi nasıl planladıklarını falan komple anlatıyorlar. Bu inceleme için bütün bunları tüm detaylarıyla konuşmamıza gerek yok. Sadece konumuzla ilgili olan kısma odaklanacağız. Yani previsualization, animatik ve videomatikler. Orijinal işlemede Return of the Jedi zamanında filmin konseptini nasıl görüneceğini görselleştirirken küçük modeller yapıp bunları çubuklara tutturup oynayarak bunu yapmışlar. Phantom Menace zamanındaysa bu videomatikleri dijital animasyonlarla daha sofistike bir şekilde yapabilmişler. Attack of the Clones'daysa bunu çok daha güzel bir şekilde yapabiliyorlar. Lucas'ın zihnindeki Star Wars'u önce çizimlerle nasıl olması gerektiğine yaklaşarak istediği değişiklikleri uygulayarak canlandırıyorlar. Ardından kameraları alıp maket araçlara binip o sahneleri canlandırıyorlar. Bu sırada inanılmaz eğlendiklerini düşünmeden edemiyorum. Aktör olmayan böyle prodüksiyon delileri toplanıp 3-4 kişiyle hatta bazı sahneler için çocuklarıyla beraber falan resmen filmi canlandırıyorlar. Ardından bu görüntü animasyonculara gidiyor ve animasyon oluşturuluyor. Sonunda aktörlerle beraber sahneyi çekmeye başladıklarında aktörlerin karşısındaki bir ekranda bu animasyon oynuyor ve o animasyondakiler ne yapıyorsa ne zaman eğilir ne zaman bir tarafa bakarsa aktörler de aynısını yapıyor. Bu sayede çok daha akıcı bir görüntü ortaya çıktığı gibi çok daha hızlı olmuş oluyor. İşte burada işin meta kısmının filmin anlattığı şeyle örtüştüğü kısma geldik. Attack of the Clones'un filmimizin bir ayna versiyonu, yansıması var. Prodüksiyon ekibinin çektiği çarpık bir klonu var. Padme'nin yerine geçen Korda gibi aktörlerimizin yerini alan kişiler var. Ve bu açıdan bakınca Hayden Christensen'la Ewan McGregor'un kendi yansımaları, klonları ne yapıyorsa onu taklit etmelerinde ürkünç bir şey var. Mekanik olanın, dijital olanın organiğin yerini almaya başlaması daha filmin öncesinde başlamış. Karakterlerin kendi gölgelerinden gelen dürtüleri takibi meta anlamda vuku buluyor. Birinci partta gölgeyi biraz konuştuk ama burada direkt wiki sayfasını bu bağlamla beraber okumak istiyorum. Analitik psikolojide gölge kişinin bilinçsiz bir yönüdür ve ego idealiyle uyuşmaz. Bu da egonun gölgeye direnç göstermesine ve dışa vurmasına yol açar. Kısacası gölge kişinin duygusal kör noktasıdır ve kolektif bilinç dışında arketipler olarak veya mecazi anlamda imge karmaşaları olarak dışa vurulur. Aktörlerin onlara yansıtılan o kendilerinin karmaşık imgelerini takip etmesi işte. Aynı zamanda bilinç altında onunla yarışa giren Obi-Wan'ın ego idealini korumak için ben de hissettim demesi veya camdan atlaması. Şimdi sahneye tam olarak geçeceğiz ama filmin devamında tekrar o kadar dalmamak için Kamino'daki klon üretimi kısımlarında geçen birçok repliğin de bu konuya birebir uyduğunu söylemiş olayım. Mesela en basitinden bütün bu yaklaşım ve teknolojik ilerleme sayesinde gölgelerin, klonların takibi sayesinde yani normalde 3-5 günde çekecekleri kovalamaca sahnesini bir günde çektiklerini söylüyorlar. Klon üreten Kaminolular artık yarı süresinde yapabiliyoruz diyor. Veya robot gibi görünen oyuncakların çubuklarla tutulmasını mekanik droidler olarak alıp klonların droidlerden çok daha üstün olduğunu söyleyen Lama Su'yla direkt prodüksiyon ekibi ve Lucas'ın gölge yansımaların çok daha üstün olduğunu söylemesi vesaire. Ama artık şu camdan atlayan Obi-Wan'ın akıbetine dönelim. Droide tutulan Obi-Wan makinayı kaynağına doğru takip ediyor ve film boyunca da bunu yapacak. Bulduğu küçük oku takip etmesi gibi bu da onu kaynağına götürüyor. Ki suikastçimiz yakalanmamak için droidi patlatıyor. Aynen Django'nun yakalanmamak için onu öldüreceği gibi. Yani basamakta ne kadar yukarı çıkarsan çık, tek karşılaştığın şey duyarsız bir şiddet. Aynı suikastçinin droidi indirmesi gibi Django da indiriyor. Bu demek ki bu suikastçinin Django için bir droidden bir farkı yok. Bir insandan çok bir makina. Ama Django da o sırada droidlerle çatışan Jedi'lar tarafından öldürülecek. Jango'nun o sırada takip ettiği Count Dooku'yu da Palpatine yakalanmamak için öldürtecek. Yani insanlık çoktan silinmiş. Herkes basamaklarda kendinden bir altta olana bir eşya gibi davranıyor. Zam ona para veren Jango'nun, Jango, Count Dooku ve Kamino'luların onlar Palpatine'in eşyası konumunda. Ve sahnede Obi-Wan kelimenin tam anlamıyla makinaya sıkı sıkı sarılmış. Dünya görüşünün muazzam bir özeti. Her zaman az önce konuştuğumuz sistemi o statikoyu korumaya çalışan konseyi dinleyen, politik kuşkuculuğuna rağmen ona söylenenleri yapan obi an işte. Sistemsel sorunlara rağmen her şeyin yoluna gireceğine dair o düşünce işe yaramıyor. Ve önünde sonunda o sistem o makine patladığında geriye tek bir şey kalıyor. Düşüş. Mavi yüksekliklerden kırmızıya düşüş. Ve bu sayede aldığımız şey çok çarpıcı bir imge. Sanki yerden böyle lav taşıyor. Sanki şehrin kendisi cehenneme batıyor maviden kırmızıya. Filmin açılışında konuştuğumuz o patlama gibi. O kırmızı elbette ayrılıkçıları temsil ediyor. Kırmızı gezegen Geonosis'teki ayrılıkçılar. O kırmızı galaktik cumhuriyetin temellerini sarsacak işte. Bu yüzden Coruscant'ın temelini yiyen o kırmızıyı alıyoruz. Ama tabii Star Wars'daki renk kullanımı için böyle tekil yaklaşımlar ortadaki resmi tamamen yansıtmıyor. O kırmızı önceden konuştuğumuz gibi aynı zamanda sesleri temsil ediyor ve onların temsil ettikleri şey olan duyguları. Anakin'i içten yiyen o duygular. Ki Anakin'in de kırmızıya doğru düşüşünü alacağız. Anakin demişken kendisi hemen bir speeder atlayıp Obi-Wan'ın peşinden gidiyor. Ve Obi-Wan'ın Gundark yuvasına düştüğünde olduğu gibi gidip onu kurtarıyor. Burada Obi-Wan'ın tek yapabildiği şey neden bu kadar geç kaldığını sormak. Adam gelebildiği kadar hızlı geldi işte. Bir teşekkür etsen olmaz mıydı? Tabi bu sözleri duyan Anakin de takdir edilmediğine alındığını göstermemek için ''Aa işte bilirsin kendi stilime uygun bir speeder aradım.'' falan diyor. Karşılıklı atışmaya başlıyorlar. Yaklaşımları, söyledikleri falan yüzümüzü güldürüyor evet ama bütün bunların altında o karakter çatışması var. Anakin gerçekten de kibirli ama Obi-Wan da gerçekten onu kıskanıyor. Obi-Wan'ın bu gücenmişlik ve hasedi Anakin'e yansıtması Anakin'in çok daha fazla risk alarak kendini kanıtlama arzusunu körüklüyor. Gerçekten de ne kadar iyi olduğunun Obi-Wan tarafından kabul edilmesini, teşekkürü, aferini alabilmek için kendi zihnindeki kendiyle alakalı imgesini onaylatmak için çırpınıyor. Obi-Wan'dan onay gelmedikçe ve hatta bu tarz bir tutumla karşılaştıkça daha da fazlasını yapıyor vesaire. Berbat bir döngü içerisindeler. Mesela tam burada Obi-Wan'ın sözleri üzerine Anakin ışın kılıcı konusunda Yoda kadar iyi olduğunu söylüyor. Kendi zihninde Yoda'dan bile üstün. Ama Obi-Wan'ın bu sözlere tepkisi de kendi özgüvensizliğini yansıtıyor. Sen öyle san diyor. Evet, buraya kadar haklı ve doğru olduğunu bile söyleyebiliriz. Ama bunu söyleyiş şekli, yaklaşımı özgüvensizlikle alakalı. Sen öyle san benim aşırı genç öğrencim. Anakin'in aşırı genç olduğunun üstüne basıyor. Önceden genç öğrencim diyordu. Böyle bir şey duyunca dozu artırdı. Tecrübesiz olduğu için kendini bir şey sandığını, sanrısal olduğunu aktarmaya çalışıyor. Tabi bu konuşma sırasında ikilimiz kelimenin tam anlamıyla alçalıyor ve Anakin o Jedi reflekslerini kullanarak Obi-Wan'ı sinir ediyor. Bile isteye yüzünde bir gülümsemeyle hem yeteneklerini sergiliyor hem de Obi-Wan'ın yandaki tedirgin durumundan zevk alıyor. Tabi bu kovalamaca sırasında şehrin farklı kısımlarından geçiyorlar. Yüksek gökdelenler, depolar, endüstriyel taraf. Modernizmle gelen o patlamış şehir. Jedi'larımız bir şiddet elemini takip edip kendilerini karmaşık bir ağın içerisinde buluyor. Yani kovalamacayı falan bırak şu şehirde hayatta kalmak için bile metaforik olarak Anakin'in yaptığı kıvrak manevraları yapıyor olman lazım. Kıvrak manevralar demişken kovalama sahnemiz Phantom Menace'daki pod yarışını anımsatıyor. Qui-Gon'un doğaçlama ve adaptasyon felsefesinin alanı pod yarışı Anakin'in bu işi yapabileceğinin bir Jedi olabileceğinin net bir göstergesiydi. Coruscant'taki kovalama sahnesinde ise Anakin'in bu duygusuz sistemdeki bireysellik arzusunu alıyoruz. Galaktik Cumhuriyet'in merkezinde, trafiğin içinde, sıkıcı binaların, endüstriyel ağların ve gözetleme sistemlerinin ortasında bir suikastçıyı kovalıyorlar. Etrafta gördüğümüz her şey Anakin'in hissettiği kafesin bir parçası. Bütün bunlardan kaçtığı tek bir yer var. Rüyaları. Ama Obi-Wan'ın söylediğin gibi rüyalar bile geçip gidecek. İşte burada sadece Obi-Wan'ı tedirgin hissettirmek için değil, aynı zamanda bütün bunlara meydan okumak için o dalışı yapıyor. Bireyselliğinin bir nümayişi bu. Makinenin çaklarından biri olmak istemeyişinin temsili. Ama bu hamlenin karanlık bir tarafı da var. Pod yarışında Anakin tüm yeteneğini kullanarak hayatta kalmaya çalışıyordu. Coruscant kovalama sahnesinde ise fiiliyatta kendini öldürmeye çalışıyor. Bu Death Drive işte. Ölüm itkisi, ölüm güdüsü. Freud'un tanımıyla doğumdan önceki hiçliğe inorganik hale dönme dürtüsü. Attack of the Clones'da bunu izliyoruz işte. Aynen bir insandan çok bir makineye dönüşen Anakin hikayesini de izleyeceğimiz gibi. Freud bu ölüm etkisine ikili bir çerçeveden yaklaşıyordu. Ölüm güdüsünün seks güdüsü yani yaşam güdüsüyle çatıştığını söylüyordu. Yunan mitolojisinde Eros vs. Thanatos işte. Tabi Lacan bu konsepti daha da ileri götürerek ikili bir çerçeveden bakmak yerine ölüm dürtüsünün insanın tüm motivasyonlarında yer aldığını söyledi. Her dürtü kendisinin yok oluşunu da kovalıyor. Yok oluş demişken annihilation'da da bu dürtü işleniyor. Tabii film tamamen bunun hakkında değil ama neyse. Her şey doğru giderken bütün bunları bozabilecek bir risk alma dürtümüzü biliyorsunuz işte. Sürat yaparken gözlerini kapatanlar mı dersin? Paraşütsüz atlayıp havada arkadaşının gelip onu kurtarmasını isteyenler mi dersin? Burada Anakin gibi resmen intihar sayılabilecek şekilde davranıp manyakça gülenler mi dersin? Her yerde bunu görüyoruz. Elindekilerin değerini anlamak için onları kaybetmenin eşiğinde dans etmek. Hayat, eğlence dürtüsüne tam anlamıyla karşı gelmek değil yani. Bu hayatın heyecanı meyecanı yok diyerek risk alarak hayat dürtüsüne kapılmak. Yani özetle hayat ve zevk dürtüsünün de ötesinde eğlencenin kendisinin acı çekmek olması. Hayat dürtüsünün acı çekmeye dönüşmesi. İşte tam olarak bu konsept Jedi'ların en korktuğu şey. Aynı zamanda Sith'lerin harika bir tanımı. Muazzam bir ateş, evet ama sonuna kadar tüketip kendini ve etrafındakileri de yakıyor. Lakan bu ölüm dürtüsünü nostaljiyle bağlıyor. Annenin göğüslerindeki o pre-ödipal döneme dönme arzusu ki Anakin hikayesi tamamen bununla ilişkili. Tabii bütün bunlar sahnenin bir yönü, izlediğimiz şeyin ardındaki esinlenmenin felsefik tarafı. Ama bunun bir de sinematik yönü var. Ve bu sahnede sinematik açıdan çok net iki esinlenme var. Ve beraber ele alındıklarında sahnede aktarılan şeyin bir başka yönünü çok güzel bir şekilde açıklıyorlar. İlk esinlenmemiz 1927 yapımı sessiz bir film olan Metropolis. Zaten Metropolis kendinden sonra gelen bilim kurgu filmlerine bayağı ilham olmuş bir film. Yani zaten görülebiliyor ama Star Wars'da Metropolis'ten esinlenildiğinden eminiz çünkü C-3PO'nun tasarımının oradaki insan makineden geldiğini biliyoruz. Attack of the Clones bağlamındaysa şehrin tasarımındaki esinlenmeler görülebiliyor. Metropolis'teki o kapitalizmin ezici ağırlığının gelecekteki bir şehrin formunu alması, emekçilerin alevli bir ağız tarafından yutulması vesaire. Beyin ve ellerin, kafa ve kalbin ayrımı Metropolis'te önemli bir yer tutuyor. Attack of the Clones'da da öyle. Mantık ve duygu ayrımı işte. Sith ve Jedi. Ve şehrin tasarımının Metropolis'ten esinlenildiğini görebiliyoruz, evet. Ama aynı zamanda Blade Runner'dan da esinlenilmiş. Blade Runner'ın o açılış sahnesi kovalama sahnesindeki şehri ve özellikle o endüstriyel kısmı birebir yansıtıyor. Attack of the Clones önceden bahsettiğim gibi noir elementleri ve hikaye anlatımını barındıran bir film. Blade Runner'ın noir elementlerinden bahsetmeye gerek bile yok. Spesifik olarak şirketlerin güçleriyle ilişkilendirilen kocaman her yere yayılmış bir şehir. İki filmde de harcanabilir emeğin insani özelliklerden ayıran etkisine odaklanılıyor. Blade Runner'da replicantlar var ve Attack of the Clones'da droidler. Önceden konuştuğumuz gibi Blade Runner'da replicantlara burada droidlere harcanabilir, tekrar üretilebilir bir köle gibi yaklaşılıp insanlarla aralarında paralellik kuruluyor. İnsanları köleleştiren sistemlere değiniliyor. Metropolis de aynı. Ve burada önemli olan şey şu. Bu esinlenmelerin amacı ne? Yani bravo George Lucas bu filmleri izlemişsin mi dememiz lazım? İncelemelerde esinlenmelerden bahsedildiğinde bunlarla ne anlatılmaya çalışıldığına da odaklanmak gerekiyor. Bir esinlenmeyi ve bir eseri kaliteli yapan şey sonu gelmeyen bir gönderme silsilesi değil bunlarla anlatılan şey olmalı. Aynı şekilde bir incelemeyi güzel yapacak olan şey sonu gelmeyen bir gönderme silsilesinden bahsetmesi değil bu esinlenmelerle anlatılan şeyi desteklemesi, hikaye için öneminin ne olduğuna odaklanılması. Peki bu esinlenmelerin amacı ve bunlarla aktarılan şey nedir? Şöyle ki hem Metropolis hem de Blade Runner evreni aktif, apaçık birer distopya. Yani kimse bu evrenlerde, bu dünyalarda yaşamak istemez. Attack of the Clones'daysa, ise ayrılıkçılarla bir savaş geliyor olmasına rağmen, sistemsel bir sürü soruna rağmen hala aktif bir distopya da değiliz. Henüz aktif bir distopya değil. Ama olacak. İşte bu referansların, bu esinlenmelerin aktardığı şey, hikayedeki amaçları bu. Bu referansları fark ettiğin anda, bütün bu izlediğin şehir sana tanıdık geldiği anda şunu kavruyorsun. Burası da o distopyalardan birine dönüşecek. Onların tüm zinetlerine sahip, o cehennemlerden birine son sürat ilerlemekteyiz. Orijinal işlemedeki imparatorluk zamanla o distopyaya koşarak gidiyoruz. Ama aynı zamanda bütün bu esinlenmeler gerçek dünyayı bizim dünyamızı da yansıtıyor. İzlediğimiz şu şehir, şahit olduğumuz politik ilerleyiş fazla tanıdık demiştik. İşte biz de bu distopyaların zinetlerine sahibiz. Ve biz de son sürat onlardan biri olmaya doğru gidiyoruz. Galaktik Cumhuriyet'te Anakin'in o cehennemsi görüntüye doğru atladığı gibi imparatorluğa ilerliyor. Ve düşen Anakin gülümsüyor. Jedi'ların ona izin vermediği o spontan, derinde hissettiğin tecrübelerden birine dalarken eğleniyor işte. Ölüm dürtüsüyle hayat dürtüsünün kesişimi. Tabi önceden konuştuğumuz gibi sadece bu sebeple yapmıyor. Suikastçıyı takip ederlerken onu yakalayabilmek için farklı bir yoldan hislerine güvenerek ilerledi. Ve suikastçı etrafta görünmediğinde Obi-Wan hemen onu paylamaya başladı. Anakin'i övmek için bir fırsat geldiğinde bunu yapmayan Obi-Wan, yermek için bir fırsat bulduğunda bunu asla kaçırmıyor. Bravo, diyor. Müthiş bir kestirmeydi. Herif tam ters yöne gitti. Bu kanıtla tekrar görüyoruz ki derken Anakin sarkastik bir özür dileyip araçtan atlıyor. Obi-Wan'a kendini, yöntemlerini, başarısını kanıtlamak istiyor suikastçıyı yakalayabileceğini, Obi-Wan'ın onu ikna etmeye çalıştığı kadar boş olmadığını aktarmak istiyor. Ve Zem'in aracına yapışıyor. Ki burada görüyoruz ki kendisi bir şekil değiştiren ve bunun filmle ne kadar uyduğunu görebiliyorsunuzdur. Attack of the Clones'daki her surat bir maskeden ibaret. Padme ve Korda'dan tut Palpatine, Konsey'den tut Anakin'in o her zaman giydiği maskeye kadar. E böyle olunca herkes bir başkası olabiliyor işte. Ortama, konsepte göre şekil değiştirebiliyor. İlk partta filmin rüya imgeleri barındırdığından adeta bir rüya gibi olduğundan bahsetmiştim işte. Rüyalarda da herkes herkese dönüşebilir. Anakin'in müdahalesi sonucu düşüşe geçen Sam gece kulübüne kaçıyor ve Obi-Wan burada Anakin'e yetişiyor. Işın kılıcını kaybetmek konusunda birkaç laf ederken gücü kullan düşün diyor. Pod yarışında Qui-Gon'un verdiği tavsiyenin tam tersi. Hisset, düşünme demişti. İçgüdülerini kullan. Yani Obi-Wan Anakin'in pervasız davrandığı konusunda haklı. Ama sonuçta planı işe yaradı. Zem'i gece kulübüne sıkıştırdı. Obi-Wan'ın yaptıklarından çok daha fazlasını başarmış oldu işte. Ayrıca Obi-Wan Bey camdan atlarken bu kendi tavsiyenize pek de uyuyor gibi değildiniz. Anakin'in pervasız hareketlerinden bir farkı yoktu onun. İşte Anakin'i cezbeden şey de bu. Bütün bu ihtiyatı falan direkt aksiyon adına bir kenara atıp bir şeyler yapmak. Sonuçlara ulaşmak. Bu konuda gerçekten yetenekli. Sonuçta vücudunda yol alan bile fazla birichlorian var. Obi-Wan'ın bu tarz direkt aksiyon barındıran hamlelerinden çok daha iyi sonuçlar elde edebiliyor. Bunu görüyor yani. Ama onay gelmedikçe kendisini olduğundan daha da yüce görüyor. Palpatine onun bu yönünü kullanacak. Onu onaylayan kişi olacak. Kendi zihninde Yoda'dan bile üstün hale gelen bu çocuğa bütün bunların doğru olduğunu, Konsey ve Obi-Wan'ınsa bunu çekemediğini söyleyecek. Ve konuştuğumuz üzere belli bir seviyede haklı da onu onaylamama sebepleri gerçekten de ondaki yeteneğe, kehanetin işaret ettiği kişi oluşuna belli bir seviyede gücenmeleri. Eğer Anakin onlardan onay alabilseydi Palpatine'in bu manipülasyonuna açık hale gelmezdi. Gece kulübüne girerlerken Obi-Wan bir gün benim sonum olacakmışsın gibi hissediyorum diyor. Ne kadar haklı olduğunun farkında değil. Anakin ise Obi-Wan'ın babası gibi olduğunu söylüyor. Peki o zaman beni neden dinlemiyorsun diyen Obi-Wan hiç düşünmüyor ki belki kendisinin de hataları vardır. Revenge of the Sith'te I failed you Anakin diyerek kendi hatalarını da kabul etmiş olacak. Anakin'e o cezbedicilere nasıl karşı koyabileceğini öğretmedi. Sadece bunu yapmasını söyledi. Ama şimdi ve burada gece kulübüne giriyorlar. Büyük bir set ve her biri farklı kostüm ve makyajla 200'den fazla figüran var. Sanat departmanının tanımlayışına göre Mos 20 katı. Tabi Mos Eisley, Luke'un en büyük arzusu olan maceranın nasıl gözüktüğünü veriyordu tekinsiz bir yerde konumlanmış hırçın müşterileriyle Mos Eisley. Quentin Martell eğer Luke'la konuşsaydı ona söyleyeceği şeyi anlatıyordu. Macera berbat kokar. Ama burası daha çok Anakin'in Padme'ye duyduğu arzunun vücut bulmuş hali gibi. Zaten bu yüzden daha kapıdan içeri adım atar atmaz herkes ona seksi bakışlar atıyor. Bu yüzden suikastçinin bir kadın olduğunu tam olarak burada söylüyor ve bu yüzden içeride açık seçik giyinen kişiler var. O duygusuz mavi medeniyetin altında yatan şey tam olarak bu. Kırmızıyla mavinin birleşimi mor. Hayvansı dürtüler. Jedi'ların öğrencilerini uzaklaştırmaya çalıştığı şeyler. Ve buraya girdiğimizde elbette maskeler çıkıyor. Sahnede C-3PO ve Jar Jar'ın aktörleri var. Anthony Daniels ve Ahmed Best. Çekimler sırasında bazı figüranlar Anthony Daniels'ın nasıl olup da herkesi tanıdığına şaşırmışlar. Hala hazırda bilmiyorsan onların C-3PO ve Jar Jar olduğunu tahmin edemezsin. Ve bütün olay da o zaten. Onlar maskelerin ardındaki yüzler. Dijital versiyonları çok daha fazla tanınıyor. Herkesin arasındalar ama saklanmışlar. Apaçık bir şekilde ortada saklanan gerçek. Filmin olayı bu zaten. Ve Obi-Wan suikastçının kolunu kestiğinde Lucas spesifik olarak Anthony Daniels ve Ahmed Best'i veriyor. Çünkü Obi-Wan bu kol kesme hareketiyle Jedi'ların o barışçıl kişişler maskesini düşürdü. O maskenin altında yatan şiddeti verdi. Ve Lucas da dijital iz düşümlerini bildiğimiz kişilerin gerçek haline vermiş oldu. Tabi bu sayede en sevilen kısım herhalde Death Sticks satıcısıyla Obi-Wan arasındaki diyalogdur. Serideki bile isteğe yapılan ve içten bir şekilde gülmeme sebep olan nadir şakalardan. Death Sticks ister misin? Bana Death Sticks satmak istemiyorsun. Sana Death Sticks satmak istemiyorum. Evine gidip hayatını gözden geçirmek istiyorsun. Evime gidip hayatımı gözden geçirmek istiyorum. Evet güzel bir an, komik bir sahne. Ama işte Obi-Wan'ın düşünce şeklini ortaya koyuyor. Yani Obi-Wan şu an o adama gerçekten yardım ettiğini düşünüyor. Birini beynini yıkayarak hayatını gözden geçirmeye zorlamanın işleri yoluna koyacağına inanıyor. Ve komple Jedi'lar böyle işte. Sihleri temsil eden o duygulara aynen böyle yaklaşıyorlar. Ve işlemiyor. Zaten bu yüzden sahnenin her tarafı mor renklerle kaplı. Burası kırmızıyla mavinin bir araya geldiği yer. Para giden Obi-Wan kendisini yem olarak kullanıyor ve bu sayede Zem'i yakalıyorlar. Onun saldırganlığını ona karşı kullanmış oldu. Zem Jedi'lar içeri girip dağıldıktan sonra aslında mekandan çıkıp gidebilirdi ama saldırmayı seçti ve Obi-Wan'ın tuzağına düştü. Tabii Obi-Wan da onun kolunu kesti ve tam bu noktada maskeler düşmüş oldu. Anakin diğer herkese Jedi mevzuları. İçkinize geri dönün dedi. Bu imparatorluktan birinin söyleyeceği bir şey gibi duruyor, öyle değil mi? Bana mı öyle geliyor yoksa bir Stormtrooper gibi mi konuştu? Lucas politik gerilimin zinet ve troplarını kullanarak Jedi'ları ifşa ediyor. Onlar her gün karşılaştığımız makinaya hapsolmuş protagonistler değil. Onlar o makinanın kendisi. Bu sistemin bizzat uygulayıcıları. Barışın ve adaletin falan değil, Statüko'nun koruyucuları. Palpatine'in Galaktik Cumhuriyeti ele geçirmesine şaşmamak gerek. Statüko zaten insanların şiddetten gözlerini çevirmesi üzerine dönüp kendi işlerine bakmaları üzerine kurulu. Jedi'lar zaten hali hazırda kendi yerlerini alacak olan Stormtrooper'lara çok benzer davranıyor. Dışarı çıktığımızda klasik bir noir sokağına adım atıyoruz. Çöp dolu, kirli, kasvetli. Filmin geri kalanındaki atmosferden çok farklı. Sanki orijinal üçlemenin savaşla kirletilmiş halinden bir parça gibi. Ki bu çok güzel uyuyor çünkü Jedi'ların az önce konuştuğumuz tutumu bu geleceğin gelişine katkıda bulunuyor. Sahne bunun farkında olmadıklarını ama çoktan kaybettiklerini veriyor. Burada Anakin'in Zem'i korkutmaya çalışmasını seviyorum. Ona bağırıyor. Söyle hemen söyle. Bu sırada hem Obi-Wan hem de Zem ona garip bir bakış atıyor. Yani yapabileceğinin en iyisi bu mu gerçekten? Bu durum Anakin için fazla kişisel. Bu yüzden normal bir Jedi görevini yaparken yaklaştığı şekilde yaklaşamıyor. Ama Zem için bu görevin kişisel bir tarafı yok. Sadece bir işti diyor. Bir süper villain falan değil yani. Sadece sistemin bir parçası. Bu cümleyle bütün bu kovalamacanın ardından sonunda onu yakalamamızla gelecek herhangi bir katarsisin önüne geçiliyor. Onun yaptıkları daha büyük bir problemin semptomundan başka bir şey değil. Şiddetin yaşamanın bir parçası olduğu, insanlığı bir kenara bırakan şiddetin her yere ve herkese nüfus etmesinin sonucu bu işte. Evet sadece bir iş ve bu iş için sürekli bir şekilde insanlığını bir kenara bırakman gerekiyor. Ve Jedi'lar da sürekli bununla yüzleşiyor. Sürekli insanlıklarını bir kenara bırakarak bu işe yaklaşmaları isteniyor. Jedi mevzuları için neler yapmayı göze alacakları sorgulanıyor. Ve burada eğer anlatılan şey geçmediyse diye bir de üstüne zemin öldürüldüğünü görüyoruz. Konuştuğumuz gibi aynı onun droidi indirmesi gibi patronu da onu indiriyor ki yakalanmasın. Güç kendi üstünü kapatır, izlerini kaybeder ve şiddet her zaman önünde sonunda içe döner. Anakin'in Padme'yi öldürmesi gibi. Ve Zem öldüğünde her şey hala gizemini koruyor. Çünkü Attack of the Clones gizemlerle alakalı. O zehirli ok Obi-Wan'ın takip edeceği bir ipucu olacak. Ve Attack of the Clones iyice film noirlaşırken Obi-Wan bir noir dedektif rolüne bürünecek. Aslında yolda öğreneceği her şeyi burada bize küçük ölçekli bir şekilde verildi. Kırmızı ve mavinin ayrımı, insanlığı bir kenara bırakan sistemler ve şiddet. Karakterlerimiz resmen şehrin en dibine kadar indi. Ama Django buradan ayrıldığında direkt yukarı çıkıyor. Karakterlerin düştüğü o gökyüzüne doğru. Çünkü öğreneceğiz ki bu iş en tepeye kadar uzanıyor. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala Lord ve Lady'ler seviyesinden katılarak önümüzdeki iki bölüme, şövalye olarak katılarak da önümüzdeki bölüme erişebilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Güç sizinle olsun.